Amerika'nın en güvenli şehirlerinden birinde şok edici bir suç işlenir. En küçük oğlundan bir telefon geldi. Bana onun bir cinayete kurban gittiğini söyledi. Acaba bir katilin sır çantasından ve şapkasından toplanan kanıtlar onu ele verecek mi? Orada masamda öylece oturuyordum ve verileri incelerken gitgide heyecanlanıyordum. Ve daha sonra küçük bir üniversite şehrinde dört genç kadın vahşice öldürülür. Acaba kurbanların kemikleri 30 yıllık bir gizemi aydınlatabilecek midir? Yapılabilecek tek şey cesedini mezardan çıkarmaktır. Her dedektifin kariyerinde unutulmayacak bir dava vardır. Mantığı şaşırtacak kadar tuhaf suç mahalleri ve anlaşılması imkansız derecede gizli çalışan suçlu beyinler. Gerçeğe ulaşmak için adli tıp bilimi gerekir. 28 Ocak 2008. Madison, Wisconsin. Başarılı bir kalp pili satıcısı olan 31 yaşındaki Joel Morino, doğum gününü kutlamak için sevgili büyük annesini arar. Alo. Merhaba büyük anne. Nasılsın? tesiti ve ılık bir gündü. 28 Ocak 2008 günüydü. Joe büyük annesini çok severdi. Her gün olmasa bile sık sık konuşurlardı. O gürültü de neydi öyle? Seni hemen arayacağım. Arka planda bazı sesler duymuş ama ne sesi olduğunu ayırt edememiş. Hey! Evimde ne arıyorsun? Büyük annesine seni sonra ararım. Bir şeyle ilgilenmem gerekiyor demiş. Birkaç dakika sonra Joel'un komşusu onu evlerinin arasındaki boşlukta bir kan havuzunun içinde yatarken güçlükle nefes alırken bulur. İlk yardım görevlileri hemen olay yerine gidip Joel'u ambulansa bindirirler. Ama Joel hastane yolunda ölür. Kısa bir süre sonra korkunç haber Joel'un babasına ulaşır. En küçük oğlum Dominic'den bir telefon geldi. Bana oğlum Joel'un öldüğünü ve özür dilerim. Öldürüldüğünü söyledi. Oğlum öldürülmüştü. Bu vahşi saldırı herkesi şok eder. 230 binlik nüfusuyla Madison, Wisconsin Üniversitesi'ne ev sahipliği yapar. Yılda 9 cinayet kaydıyla Amerika'nın en güvenli şehirlerinden biridir. Gençlere has suçlar konusunda bir uzman dedektif olan Matt Minaser için bu dava kariyerindeki en zorlu vakalardan bir haline dönüşmek üzeredir. Sıradan bir pazartesi günüydü. Öğleden sonra erken saatlerde müdürümüz dedektiflik bürosuna geldi ve bize bir sokakta bir ölü bulunduğunu ve bunun çok şüpheli bir ölüm olduğunu söyledi. Joel'un evine ulaştıktan hemen sonra dedektifler suç mahallinden örnekler toplarlar. Oturma odasında kan lekeleri görürler. Yanında da bir bıçak vardır. Dedektifler, Joel'un orada bıçaklandığını ve sonra yardım istemek için sokağa ulaşıp düştüğünü düşünmektedir. Hiç kimse düştüğünü görmemiş. Yani bu olayda gerçek bir görgü tanığı yoktu. Suç nedeni hırsızlık olabilecekken, Joel'un evindeki hiçbir şey kayıp ya da dağınık görünmemektedir. Polis parmak izleri arar ama bıçağın üstünde hiçbir iz yoktur. Dedektif Woodmansey, Joel'un yakınlarda bir hastanede hemşire olarak çalışan kız arkadaşı Jane Anderson'a ulaşır. Jane bıçağın kendilerine ait olmadığını söyler. Dedektifler bu bıçağı tuhaf bir cinayet aleti olarak görseler de onu katilin DNA'sına ulaşabilmek için incelemek üzere eyalet suç laboratuvarına gönderirler. Meyve bıçağı gibi bir bıçaktı. Çok büyük de değildi. Keskin kısmı da uzun değildi. Ve genelde çok güçlü bir bıçak da değildi. Acaba Joel Morino sadece yanlış zamanda yanlış yerde miydi? Acaba o başarısız bir soygun denemesinin kurbanı mıydı? Dedektif Wood Muncy, kurbanın ailesi ve dostlarıyla görüşürken ortağı da görgü tanığı bulmak için bölgeyi araştırır ve hemen bir bilgiye ulaşır. Temasa geçtiğimiz ilk görgü tanıklarından birisi Joel Marino'nun evinden 3 ev uzakta yaşıyor. Bize bahçesiyle ilgilenirken olduğu yere doğru koşan bir adam gördüğünü anlattı. Üstünde Koşu giysileri yokmuş ve tanık bunu biraz tuhaf bulmuş. Tanık bu kişinin bir üniversite öğrencisine benzediğini söyledi. 20'li yaşlarda beyaz bir erkekmiş. Ortalama boyda zayıf birisiymiş ve bir gün bere takıyormuş. Tanık ayrıca bu genç adamın bir de sırt çantası olduğunu söyler. Bu da önemli olabilecek bir ipucudur. 15. Kanal Haberleri. Doğru haberi burada izleyin. Bugün şehir merkezinde Monana Gölü yakınlarında bir adam öldürüldü. O akşam Joel'un cinayeti haberlere konu olur. Ve yayından sonra ikinci bir tanık ortaya çıkar. Bu tanık haberleri izlemiş ve komşularından birisinin öldürüldüğünü fark edince o gün daha önce görmüş olduğu şeyleri yeniden hatırlamaya başlamış. Penceresinden Arka bahçesine bakınca dışarıda genç bir adam görmüş. Bu kişi bahçesinden hızla geçip gözden kaybolmuş. Bu kişi çitlerin köşesini dolaşmış ve çekip gitmiş. Dedektifler hemen bölgeyi yararlar ve çitlerin hemen yanında Wisconsin Üniversitesi amblemi taşıyan bir bere görürler. Birkaç metre ilerideki bir çöp kutusunda da lacivert renkte bir puma çantası bulurlar. Çantanın etiketi hala üzerindedir. Acaba her ikisi de katile mi aittir? Öyle umuyorduk ki öncelikle kanıtlarda DNA bulabilecektik. Ve sonra da bu DNA'yı veri bankasındaki bir kişiyle eşleştirip bu DNA profilini bu suçla ilişkili olarak eyalet laboratuvarına gönderilen kanıtlarla ilişkilendirebilecektik. Bu bizim için bir kolaylık sağlayacaktı. Madison polisi güney bölgesi. Ertesi gün dedektifler Meissner ve Mutmanis'i bulunan bıçağı, örgü bereyi, kan örneklerini, parmak izlerini ve sırt çantasını şehrin diğer ucundaki eyalet laboratuvarına gönderirler. Vakaya DNA uzmanı Jennifer Vogt bakmaktadır. Bıçağın tutma yerinden örnek aldım. Böylece yakın geçmişte bu bıçağı tutan kişiyi tespit etmeyi umuyordum. Bereden örnek alırken bu bereyi takmış olan kişinin DNA örneklerini taşıyabilecekleri kalıntıları bulmayı umut ediyordum. Sırt çantasından örnek alırken de birisinin dokunmuş olabileceği yerlere odaklandım. Çanta çok yeni görünüyordu. O yüzden sırt çantasının en üstündeki tutma yerinden örnek aldım. Fermuar ucundan ve bir de takılması halinde takan kişiye değmiş olabilecek yerlerinden. Mesela şu şekilde tutulmuş olabileceği yerlerde. Yani bu bölgelerden örnek aldım ve sonra DNA örnekleri aramaya başladım. Dedektifler Miniser ve Butmanisi sonuçları beklerken bir ipucu bulabilmek için Joel Morino'nun geçmişini incelemeye devam ederler. İlk edindiğimiz izlenime göre hiçbir düşmanı yoktu. Benim anladığıma göre toplum içinde çok aktif biriydi. Çok sayıda arkadaşı vardı ve bu arkadaşlarıyla çok yakındı. Ama daha sonra otopsi raporu belli olur. Joel'da iki ciddi yara mevcuttur. Karın bölgesinde ciddi bir kesikle kalbini bilezedileyecek kadar derine giden çok ciddi bir kesik. Bu cinayet kişisel görünmektedir. Bir gündüz hırsızının işi gibi değildir. Bunlar birisinden kurtulmak için açılan yaralara benzemiyordu. Bence bence bunlar birisini öldürmek ya da yere yıkmak amacıyla gerçekleştirilmişti. Ama eğer bu cinayet bilinçli bir cinayetse, Joel Marino'yu kim ve neden öldürmek istemiştir? Dedektifler bütün detayları değerlendirirken laboratuvardan test sonuçları gelir. Kan örnekleri Joel'a aittir ve bulunan bıçağın cinayet aleti olduğu kesinleşir. Ama üstünde iz yoktur. Ama DNA raporu çok daha umut vericidir. O sırada sırt çantasıyla beredeki DNA profili bıçağın sapındakiyle aynı diye düşündüm. Ve kendi kendime bu DNA'nın sahibini bulursak aramızdaki kişi odur dedim. Bere sırt çantası ve bıçaktaki DNA'lar örtüşmektedir. Ama bizi bir şüpheliye götürecek midir? Hepsi örtüşüyordu. Bu kişi kesinlikle katildi. Onu kodese koymalıydık. CODES kombine DNA endeks sisteminin kısa ismidir. Ve bu sistem federal, eyalet ve yerel suç laboratuvarlarının ortaklaşa hazırladıkları ve DNA profillerinin saklandığı bir FBI veri sistemidir. Daha önce suç işlemiş herhangi bir otomatik olarak sisteme dahil edilir. Orada elimde kalemimle yaklaşık 10 dakika süren sonuçların gelmesi için beklediğimi hatırlıyorum. Ve sonra sonuçlar geldiğinde eşlenen birisi yoktu. Bu da Joel Marino'nun katilinin daha önce hiçbir suç işlemediğini ve DNA örneğinin de sistemde mevcut olmadığını göstermektedir. Ve biriyle eşleştirilmedikçe bir DNA örneğinin hiçbir anlamı yoktur. İlk baştaki o heyecanınız sonra gitgide azalıyor. Çünkü katili hala bilmiyoruz. Birazdan. Acaba acımasız bir müteahhit, Madison'ın şoke edici suçlarından birinin arkasında olabilir mi? 7 Şubat 2008, Kalp pili satıcısı Joel Morino'nun Madison, Wisconsin'da bıçaklanarak öldürülmesinden tam 10 gün sonra. Görgü tanıklarından biri muhtemel bir şüpheliği tanımlamıştır. Ve polis de bazı anahtar kanıtlardaki DNA örneklerinin örtüştüğünü tespit eder. Bu DNA FBI'ın Kodes Veri Bankası'ndaki örneklerle eşleşmese de dedektifler ellerindeki bilgiden güç almaktadır. Suç laboratuvarı, sırt çantası, bere ve cinayet bıçağının üstündeki DNA'ların aynı kişiye ait olduğunu tespit etmişti. Bu kişi Joel Morino'yu öldürdükten sonra bunları geride bırakmıştı. Elimizde iki tane görgü tanığımız vardı. Ama dedektiflerin aklına takılan soru, Joel'la katilinin arasında bir bağ olup olmadığıdır. Kalbinde bir delik açacak kadar ciddi bir yaraya neden olan darbenin kuvveti öyle olduğunu göstermektedir ve Joel'un babası bu acımasız saldırının arkasındaki kişiyi bildiğini iddia etmektedir. Hiçbir şey gözden kaçırılmamalıydı. Bu en azından benim felsefemdi. Polise pek çok öneride bulundum. Nerelere bakabileceklerini söyledim. Ayrıca bir de yüklü para söz konusuydu. Bir para izi onları tam da Joel'un evine doğru götürür. Ölümünden bir yıl önce Joel, Madison şehrinde çok sert ve halka mal olmuş bir mücadeleye girer. Joel'un yaşadığı mahalle genellikle aşırı yağmurlarda sular altında kalmaktadır. Endişemiz sel sularının getirdiği çöpler. Toprak, kir ve de bir de ek olarak kirletici maddeler. Belediyenin çözümü de yakınlardaki gölde bir kanalizasyon sistemi yapmak olur. Üstelik tam da Joel'un evinin ortasından geçecek bir boru. Problem şuydu ki eğer inşaat firması bu kanalizasyon sistemini başka yerden geçirseydi bu onlara çok pahalıya patlayacaktı. Bu yüzden de bu inşaat firmasıyla ya da belediye meclisine bağlı bir kişiyle ilgili şöyle olasılıklar aklımıza geldi. Acaba o kişi Joel Morino'yu kendisi öldürecek kadar ya da bunu yapması için birisini tutacak kadar kızgın olabilir miydi? Böyle bir bıçak kullanacak olan bir profesyonel katil pek de bir şey ifade etmemektedir. Ama zaten bu davada pek çok şey polise mantıksız görünmektedir. Dedektifler her ipucunu değerlendirip olası şüphelileri sorguya çekerken dedektif Woodminsi suç mahallinin yakınlarındaki çöp kutusunda bulunan yeni puması çantasını merak eder. Ve Madison şehrinde bu tür çantaları satan tek bir mağaza olduğunu öğrenir. Woodminsi mağazaya gitmeye karar verir. Belki de orada polisin Joel'u öldürdüğüne inandığı genç adamı gören birileri olmuştur. Tezgahtar sırt çantasını alan kişinin nasıl göründüğünü oldukça net bir şekilde hatırlıyordu. Genelde atletlerin taktığı türde bir bere takıyor olması bu çantayı satın alan kişinin bizim şüphelimiz olması ihtimalini güçlendiriyordu. Av başlamıştır. Dedektifler bir çizere, tezgahtarla suç mahalli yakınlarındaki iki tanığın anlattıklarını bir araya getiren bir resim çizdirirler. Bu skeci yayınlatmaya karar verdik. Bunu yaparken bizi hiçbir yere götüremeyecek pek çok ihbarın geleceğini elbette biliyorduk. Madison polisi bu hafta şüphelinin resmini yayınlayacak. İhbarları bekliyorlar ama Molino'nun katili hala serbest. Vatandaşların bu resimle eşleştiğini düşündüğü kişileri takibe aldım. Potansiyel suçların gitgide büyüyen listesi her gün değişmektedir. Soruşturmanın birinci ayının sonunda polis, Joel'un cinayetiyle bahsi geçen kamu davası arasında bir bağ olamayacağına karar verir. Firmanın kayıtlarını inceleyince, zaten kontrattaki rakamın yüzde sekseninin kendilerine ödendiğini gördük. Ayrıca eğer boru başka yerden geçseydi daha da fazla para kazanacaklardı. Dedektifler en başa geri döner ama ellerinde hala bir veri vardır. Sırt çantası, bere ve suç aletindeki DNA örnekleri. Artık bu DNA'nın sahibini bulmaları gerekmektedir. Dedektifler Minister ve Woodmansey uyan birini bulmak için büyük bir araştırma başlatırlar. Ama bu zor bir iştir. Kendimi hep pozitif kalmak için terkin ediyordum. Çünkü çok fazla potansiyel suçlu vardı. Ve kaynaklarımızın büyük bir kısmını bu işe ayırmıştık. İlk başta hırsızları araştırdık. Hırsızlık, uyuşturucu ve vahşi suçlarla ilişkili kişileri araştırdık. Hemen herkes bize DNA örneğini verdi. Ve bunu çok isteyerek yaptıkları anlaşılıyordu. Çünkü bu suçu onlar işlememişti. Haftalar geçer ve bütün çabalara rağmen polisin eli hala boştur. Dedektifler yeni ipuçları bulmaya çalışırken toplumda bir cevap beklemektedir. Bu arada başka bir dedektif de kanuna karşı gelen akli dengesi bozuk suçluları araştırmaktadır. Aylık bazda yayınlanan bir listemiz vardı. Ve bu listede böyle kişilerin Madison Polis Teşkilatı ile bağlantısı, akli sorunun içeriği ve iletişim bilgileri yer alıyordu. Meissner'ın aklına bir fikir gelir. Belki de Joel'un katili bu listelerden birindedir. Ama bu soruşturma sırasında henüz karşılarına çıkmamış olan biri. Henüz bir sonuç bulamadıklarından bu denemeye değer bir şeydir. Mayıs sonu Haziran başlarıydı. İlgili dedektifle görüşüp ondan bütün elektronik postaları içeren listeleri bana göndermesini istedim. Eylül 2007'den Mart 2008'e kadar bütün listeleri tek tek taradım. Meissner dokümanları dikkatlice inceler ve aniden bir vaka dikkatini çeker. Bu vaka Joel'un cinayetinden 6 hafta sonra olmuştur. Mart 2008'e ait listede 20'li yaşlarda genç bir adamın oda arkadaşıyla arasında geçen bir olayla ilgili bir bilgi vardı. Bana dokunma! Dokunma bana! <laughs> Birazdan George Rabin Tervings dedektifleri hayrete düşürür ve suç laboratuvarını mobilize eder. Acaba bir DNA uzmanı sonuçları rekor bir sürede verebilecek midir? Mayıs 2008, Madison, Wisconsin. 31 yaşındaki Joel Morino'nun vahşice katledilmesi bütün şehri ayağa kaldırır ve polis de şaşkındır. Polislerin elinde katil olduğunu düşündükleri kişiye ait DNA örnekleri vardır ama ellerinde onları eşleştirecek biri yoktur. Herkesin içine düştüğü şaşkınlığı hatırlıyorum. Belki de bu kişi sürekli böyle suçlar işleyen biri değildi. Böyle kişiler bu tür olaylardan önce tamamen farklı bir hayat yaşıyor olabilirler. O yüzden onu teşhis etmek gerekiyordu. Bu arada dedektif Matthew Meissner bir şey bulmuş olabilir. 20 yaşındaki Adam Peterson'a ait bir vaka raporu. Mart 2008'de Adam'ın ikiz kardeşi Eric Adam'ın tuhaf davranışlarından endişelenerek polisi arar. Bana dokunma! Dokunma bana! O da arkadaşlarıyla bir sorun yaşamış. Birdenbire saldırganlaşıp aşırı ve mantıksız davranışlarda bulunmuş. Onlar da Madison polis departmanını aramışlar. Kardeşi Adam'ın uyuşturucu içtiğinden emin olduğunu söylemiş. Kardeşi gitgide tuhaflaşıp şiddete yönelmiş. And act more violent. Polis raporuna göre, göre görevli polis Adam'ın ailesini arar ve Adam'ın yardıma ihtiyacı olduğunu anlatır. Bir hafta sonra ailesi Madison'a gelip Adam'ı almışlar ve Minnesota'daki evlerine götürmüşlerdir. Bir şey daha vardır. Adam polisteki robot resime çok benzemektedir. Elimizdeki bu bilgiler ve Adam'ın tanımı uyması nedeniyle ve ayrıca zamanlamanın da benzer olması nedeniyle onu şüpheli listesine ekledik. Ve Adam Peterson kısa sürede listenin en başına yükselir. Dedektifler onu ziyaret etmeye karar verir. Erkek kardeşiyle konuştuk ve bize Adam'ın Minnesota'ya gittiğini ve geri dönmediğini söyledi. Ve ona kim olduğumu neden Adam'la konuşmak istediğimi anlattım. Ve ona üstünde telefon numaramın yazılı olduğu kartımı da verip Adam'ın beni aramasını söyledim. Aynı gün daha sonra Adam Peterson beni aradı ve ben de ona şu an ilgilendiğimiz bir araştırmada listede adının olduğunu söyledim. Ona bize DNA örneği verip veremeyeceğini sordum. O da bunu kabul etti. Dedektif Meissner, Stillwater, Minnesota'daki poliste irtibata geçer ve aynı gün öğleden sonra Adam Peterson'dan bir DNA örneği alınması için gerekli ayarlamaları yapar. Ama plan kısa sürede bozulur. Daha sonra bir dedektif beni arayıp, Adam Peterson'ın kendilerini arayıp artık işbirliği yapmak istemediğini söylediğini anlattı. Dedektifler artık Adam Peterson'ı daha yakından takip alır. Arkadaşları onun daha birinci sınıfın ilk sömestrindeki Wisconsin Üniversitesi'nden ayrıldığını ve uyuşturucularla ilgilenmeye başladığını anlatırlar. Eğer Peterson kendi rızasıyla DNA örneğini vermezse, dedektiflerin onu zorunlu kılmak için bir arama emrine ihtiyaçları olacaktır. Sadece şüpheliye olan benzerliği, jüri onun bu suçu işlediğine inanmaya ikna etmek için yeterli değildi. Ve bu yüzden de... DNA örneği için bir arama emri çıkartmamız gerekiyordu. Arama emri çıkartılır ve Joel Marino'nun öldürülmesinden 5 ay sonra 26 Haziran 2008 günü dedektifler Meissner ve Woodminsi, Adam Peterson'ı sorgulamak için 4 saat uzaklıktaki Stillwater, Minnesota'ya giderler. Woodmansey evin dışında Edmund'ın endişeli annesiyle görüşür. Bu sırada Meissner şüpheliyi sorgulamak için evin içine girer. Mutfaktaki masada oturuyordu. Ben de karşısına oturdum. Çok sakin görünüyordu. Ona şöyle dedim. Adam, şu anda tam karşımda oturuyorsun ve bir canavar gibi de görünmüyorsun. Ve üstelik öyle de davranmıyorsun. Eğer bu cinayetle herhangi bir ilgin varsa bunu bize şimdi söyleyebilirsin. Adam'ın davranışları birdenbire değişir. Sonra bombayı patlatır. Ve Adam şöyle dedi. Ben yaptım ve bir nedeni yoktu bu durumda tabii ki bizi çok şaşırtmıştı. Birisi yüzüme bakıp itiraf etti dedi. Ve ben de bunun gerçek olduğuna inanmadım. Yani bu adamın Joel Marino'nun ölümünden sorumlu olduğuna. Adam Peterson hemen tutuklanır ve kendisinden DNA örneği alınır. Daha sonra onu Stillwater Polis Merkezi'ne getirirler ve burada fikrini değiştirip avukat istediğini söyler. Dedektif Mysoner Adam Peterson'la ilgilenirken Dedektif Footminsey DNA örneğini Madison, Wisconsin'a yetiştirmeye çalışmaktadır. Bir telefon geldi. Sanırım sabah saat 9 sularıydı. Edin Peterson'dan DNA aldıklarını, örneği laboratuvara getirdiklerini ve hemen test edilmesini istediklerini söylediler. En kısa sürede sonuç alabilmek için Jennifer DNA testlerini eski metotla yapar. Yani eliyle bu Madison'ın otomatize sistemini kullanmaktan çok daha hızlıdır. Jennifer DNA testlerini birkaç saat içinde tamamlar. Oysa bu haftalar hatta aylar süren bir süreçtir. Peterson'ın DNA profili tespit edilince, Jennifer elektroferogram kullanarak Adam'ın DNA örneğiyle suç mahallinde bulunan kanıtlardaki DNA örneğini karşılaştırır. Yani bıçak, sırt çantası ve beredekiyle. İşte tam o noktada Edin Peterson'ın DNA'sının kanıtlardaki örnekle örtüştüğünü gördüm. Madison polisine göre bir sırt çantasından alınan DNA örnekleri 20 yaşındaki Adam Peterson'ın Joel Morino'nun katili olduğunu gösteriyor. Dava gelecek ay görülecek. Dava asla görülmez. 2008'in Eylül başlarında Adam Peterson birinci derece cinayetten suçlu bulunur. Mahkemeden önce intihar olasılığına karşı gözlem altına alınır ve bir şekilde görevliler görmeden bir çarşafı ele geçirip kendini asar. Bu çok kötü bir sonuçtur. Bence ailesini ve kendisini uzun yıllar boyunca bu davayla ilgili gelişmelere maruz bırakmamak için en kısa yolu seçti ve kendisini astı. Adam Peterson, Joel Marino'yu neden öldürdüğünü asla anlatmadan ölür. Dedektifler, Ocak ayının o şaşırtıcı derecede ılık sabahında olanları ancak tahmin edebilirler. Bana göre olaylar şöyle gelişmişti. Adam Peterson, o mahalleye birini soymak amacıyla gelmişti. Hey! Burada ne arıyorsun? Bu, aşırı derecede bağımlılığın daha fazla maddi kaynak arayışına engel olamaması ve bu kaynağı elde edene kadar kişinin kendini bir türlü durduramamasına klasik bir örnek. Ne yazık ki bu, Joel Morino'nun Adam Peterson tarafından öldürülmesiyle sonuçlandı. Ben Joel'u şöyle hatırlamak isterim. O aşağıya bakıp herkese gülümseyen biriydi. Bence ondan öğrenmemiz gereken şey şu. Sorun ne olursa olsun mutlaka bir çözüm bulunur. Ama onun halledemediği tek şey kendi ölümünü önlemekti. Buna fırsatı olmamıştı. Bu vakada arkadaş ağları çok önemliydi. olmadan bu vaka ancak, ancak bir itirafla çözülebilirdi. Adli tıp açısından bu vakanın en önemli yanı eldeki son derece kısıtlı miktardaki kanıta rağmen sonuçta bir DNA örneğine ulaşabilmesiydi. Carbon Day, Illinois. 8 Şubat 2008. Polis şefi Paul Eccles için bu asla gelmeyeceğini düşündüğü bir gündür. 30 yıldan uzun bir süredir peşini bırakmayan bir gizemde son bölüm gelmiştir. 4 acımasız cinayet. İkisi çözülememiş ve geride kalan büyük bir soru. Bütün bunlar nasıl bitecek? <laughs> Polis şefi Eccles, Carindale'deki Güney Illinois Üniversite kampüsü yakınlarında işlenen 4 cinayeti çözmek için çok geç kalmadığını ummaktadır. Burası Kentucky sınırındaki küçük bir şehirdir. Kurbanlar Teresa Clark, Kathleen McSherry, Susan Schumacher ve John Vedrol'un hepsi de 20'lerinde SIU şairleridir. Zeki ve yetenekli genç kadınlardır ve önlerinde uzun bir hayat vardır. ...27 Ocak 1975'te korkunç bir kabus başlar. 22 yaşındaki Teresa Clark, dairesindeki küvette çırılçıplak halde bulunur. Tecavüze uğramış ve öldüresiye bıçaklanmıştır. Hiçbir şahit yoktur. İşe yarar bir kanıtta ve herhangi bir şüpheli de. Defalarca bıçaklanmıştı. Katil onu su dolu küvete koymuştu. Boğuşma izleri vardı. 18 ay sonra, Temmuz 1976'da başka bir öğrenci hafta sonunu evde geçirdikten sonra Carbondale'deki evine döner ve korkunç bir manzara ile karşılaşır. Oda arkadaşı olan 24 yaşındaki Kathleen McSherry ölmüştür. Cinayet tarzı aynıydı. Evinde öldürülmüştü. Küvet su doluydu. İçinde değildi ama su doluydu. Manzara çok benziyordu. Genç bir kadın aynı şekilde bıçaklanmış ve evde ciddi derecede bir boğuşma yaşanmıştı. Suç mahallinden kan örnekleri ve parmak izleri alınır. Uzmanlar ince tahta çubuklar yardımıyla tırnak içine de örnekler alırlar. Çubuklar dikkatlice küçük cam tüplere yerleştirilir. Ayrıca vajinal boşlukta bulunan sıvıdan da örnekler alınır. Örneklerden toplanan spermler, Teresa Clark gibi katilin de öldürülmeden önce tecavüze uğradığını göstermektedir. Kalbinde dedektifi Larry Hill birbirine çok yakın ve çok benzer bu iki cinayetin toplumdaki yankısını hala hatırlamaktadır. Herkes çok üzgündü. Medyada çok sayıda soru yer alıyordu. Cevap veremiyordu çünkü elimizde hiçbir bilgi yoktu. Laboratuvardan test sonuçları geldiğinde korku daha da artar. Bettin Maxher'ın tırnak içinden alınan örneklerinde herhangi bir lif veya kıl örneği yoktur ve bütün kan da kendisine aittir. O sırada Jackson eyalet bölge savcısı olan John Clemens için bu büyük bir problemdir. Bir yıldan kısa bir süre içinde iki tane Güney Illinois lisans öğrencimizi kaybetmiştik ve bu o üniversitede okuyanlar için büyük bir endişeye neden oldu. Suç mahallinde yeterince kanıt olmamasına rağmen polis iki kurbanın da oda arkadaşlarını sorgulayınca bir şüpheli ortaya çıkar. İyi bağlantıları olan bir baba ve iyi referansları olan bir yerel genç. 28 yaşındaki John Paul Phillips Philips, her iki kadını da öldürülmelerinden birkaç gün önce sözlü olarak taciz etmiştir. Daha fazlası da vardır. Philips, Teresan'ın öldürüldüğü dairenin tam karşısında oturmaktadır. Ve Captain öldürüldüğünde de sadece birkaç ev uzakta yaşamaktadır. Yani hep oradaydı, hep yakın çevredeydi. İki masum kurban ve bir şüpheli. Ama hala bir şüpheli iki suçtan birine bağlayabilecek belirgin bir kanıt bulunmamaktadır. Dedektifler John Phillips'in bir şeyler sakladığından emin olsalar da bu konuda bir şey yapmak için ellerinde kanıt yoktur. Arama için nedenimiz yoktu. Tutuklama için de. Yani onu elimize geçiremiyorduk. Fiziksel bir kanıt olmadan o sadece bir şüpheliydi. Daha sonra Kathleen McSherry'nin vahşice öldürülmesinden bir yıl sonra Phillips bir saldırı olayına karışır. Merhaba. Genç bir adamla genç bir kadın kamp yapıyorlarmış. Onlar bir çiftmiş. Genç kadını silah zoruyla kaçırmıştı. Erkek arkadaşını bir ağaca bağlamış. Silah zoruyla ona tecavüz edip uyuşturucu kullanmaya zorlamış. Büyük ihtimalle onları öldürecekti ki şansları yaver gitmiş ve onlar da duyup gelince kız kurtulmuş. Filip de kaçmış. Ve genç kadının onu tanıdığı ortaya çıktı. Onunla birlikte üniversiteye gitmişler. Kaçırmayla suçlandı. Zorla alıkoyma ve diğer bazı suçlarla hapse girdi. Dedektifler bu suçtan içeri giren Philips'in iki cinayetten de suçlu olduğuna inanmaktadır. Ağustos 1977'de John Paul Phillips hapse girince dedektiflerin emin olduğu tek şey artık cinayet olmayacağıydı. Nisan 1981'de Phillips şartlı tahliye olur ve Carbondale'e geri döner. Ve dönüşünden 7 ay sonra iki tane daha Güney Illinois Üniversitesi öğrencisi ölü bulunur. 20 yaşındaki Susan Schumacher ve 23 yaşındaki John Vedro her ikisi de tecavüze uğramış ve öldüresiye bıçaklanmıştır. Bu sıkı örülmüş topluluğu bir kez daha korku dolu günler beklemektedir. Ve Philips tekrar polis radarına girmiştir. Bütün cinayetler birleşiyor gibiydi. Çözülememişlerdi. Polis departmanı elinden geleni yapıyordu. Dedektifler Philips'i yakın izlemeye alır. Ama onu günün 24 saati boyunca izleyemezler. Ve 8 Ocak 1982 günü Philips tekrar eski numaralarına başlar. Karbon değil, Illinois'da caddede yürüyen genç bir kadın varmış. Burası güvenli bir toplumdur. Bir kamyondan bir adam inip ona bir yol tarifi sormuş. Genç kadın da ona yolu tarif etmiş. Sonra adam onu yakalamış ve kamyonetin içine doğru çekmeye başlamış. Kadın ona tekme atmayı ve kaçmayı başarmış. Ve neyse ki yakınlarda bir polis karakolu varmış. Kadın nöbetçi polise doğru koşup adamı göstererek olayı anlatmış. Polis adamı takip etmiş ve onu yakalamışlar. Araçta bir tane bıçak, eldivenler, bir tane kürek ve ip varmış. Yani pek iyi niyetli olmadığını gösterecek pek çok şey. Philips tekrar yargılanacaktır. Bu kez hakim ona kitabı fırlatır. Sanırım yaptıkları için 40 ile 60 yıl arası hüküm giydi. Phillips yıllarca hapiste kalacaktır. Ama polis onun daha fazla suç işlediğinden emindir. Yani dört masum kadının cinayetini. Ama dedektifler Phillips'i işaret eden kesin kanıtlar bulamadıkça bu vakalar asla çözülemeyecektir. Carbondale'in kısıtlı polis gücünün başka suçlu ve suçlarla da ilgilenmesi gerekmektedir. Anlamanız gereken şu ki bu vakalar ne kadar ciddiyse polis gücü de özellikle o vakalar üstünde o kadar fazla yoğunlaşmıştı. Ama başka vakalar da vardı. Müfettişler daha sonra John Paul Phillips'in zaten tutuklu olduğunu ve diğer davalara bakmaları gerektiğini fark etti. Birazdan. Acaba gömülü bir cesedin kemikleri 30 yıllık bir gizemi çözebilecek mi? Ocak 1982. 20 yaşındaki John Paul Phillips, Illinois'daki küçük Carbondale şehrinde genç bir kadına saldırmaktan uzun yıllar hüküm giymiştir. Ama dedektifler onun başka suçlarda işlediğine inanmaktadır. Yani Carbondale civarında işlenen dört masum kadının cinayetini. Onu işaret eden fiziksel kanıtlar olmadan yapabilecekleri bir şey yoktu. 3 yıl geçmiştir ama dedektiflerin elinde hala Philips'in cinayetten yargılanmasını sağlayacak kanıtlar yoktur. Sonunda 1985 aralığında Philips'in hücre arkadaşı Thomas McAvee polise açılır. Evet, Ben Menard'daki hapishane yetkilileriyle temasa geçip onlara cinayetlerle ilgili önemli şeyler bildiğini anlattı. McAvee, John Phillips'in Susan Schumacher'in isminden söz etmediğini söyler. Ve kanıtlar sonra ortaya çıktığı üzere onu başka birinin öldürmüş olabileceğini gösterir. Peki ama Phillips istemeden diğer üç cinayeti itiraf mı etmiştir? Hücre arkadaşına göre olay aynen böyle gerçekleşir ve devamı da vardır. Phillips ona demiş ki, kendisi McSherry'nin evindeyken, Caitlin McSherry'i öldürmüş. Ona tecavüz etmiş ve susamış. Sonra mutfağa gidip buzdolabını açmış birkaç şişe küçük bira bulmuş. Bunlar çok küçük şişelermiş. Biraları almış, birkaç tanesini çıkartmış, onları içmeye başlamış. Sonra çok dikkatli ve titiz bir şekilde kalmış olabilecek bütün parmak izlerini tek tek yok etmiş. Ve bu konuda gerçekten titiz bir davranış sergilemiş. Acaba bu bir hapishane itirafını cinayetten tutuklamaya dönüştürecek bir kanıt olabilir mi? Bölge savcılığı hemen bunu öğrenmek için Carbondale Polis Teşkilatı'na gider. Sonunda çöpün en sonuna ulaşmıştık. Her şey dikkatlice işaretlenmiş, dikkatlice mühürlenmişti. Bir kanıt torbasında birkaç tane küçük bira şişesi duruyordu. Çok heyecanlıydım. Çünkü elimizde olan şey kriminal davalarda tutuklama için çok önemliydi. Çünkü suçluyu işaret eden kanıtlarımız vardı. Yani bu inanılmaz bir gündü. Yine de bu mahkeme için yeterli değildir. Dedektifler araştırmayı sürdürür. Ve bu çabalar sonuç verir. Philips'in arabalarından birinde bulunan üç tane uzun sarı saç teli test için bir suç laboratuvarına gönderilir. Ele geçirilen saç kanıtları John Vedrol'a aitti. Dördüncü kurban olan John Vedro. Savcılık John Paul Phillips'i bu cinayetten yargılamaya karar verir. O sırada hepimiz onu tutuklamak için elimizden geleni yapacaktık. Ve Kaylin McSherry ile Teresa Clark cinayetini de dahil edecektik ve idam cezası isteyecektik. Mahkeme 3 hafta sürer ve 22 Eylül 1986'da John Paul Phillips, 23 yaşındaki John Vedrul'u öldürmekten suçlu bulunur. Hakim onu ölüm cezasına çarptırdı. Ayrıca kendisinin Bay Philips'in sadece John Wetherall'ın öldürülmesinden değil, çözülemeyen diğer iki cinayetten de, yani Caitlin McSherry ve Teresa Clark'ın cinayetinden de sorumlu olduğuna inandığını belirtti ve onu ölüm cezasına çarptırdı. Philips ölüm cezasına çarptırılır ve uzun temiz süreci başlar. Ama sonra kötü bir şey olur. 7 yıl sonra Kasım 1993'te bir kalp krizinden ölür. Diğer iki şüpheli cinayetin detayları onunla birlikte mezara gömülür. Öz konusu olan bir seri katil. Yapbozun bazı parçalarını bilseniz de diğerlerini bulamazsınız. Sonraki 8 yıl boyunca 22 yaşındaki Teresa Clark ve 24 yaşındaki Caitlin McSherry adeta dondurulur. Ama 2001'de Carbondale polisinde bir suç yeri uzmanı olan memur Paul Eccles her iki davayı da yeniden açmaya karar verir. Amacı herkesin istediği ve hak ettiği adaleti adli tıptaki yeni gelişmeler sayesinde sağlamaktır. Ama önce John Paul Phillips'in DNA örneğine ihtiyacı vardır. Yapılması gereken tek şey cesedini mezarından çıkarıp hemur kemiğini alarak DNA örneğini çıkarmaktı. Artık Dedektifler iki kurbanın bulunduğu suç mahallindeki kanıtlarda da aynı DNA örneğine rastlarsa onu eşleştirebilecek ve katil olduğunu kanıtlayabileceklerdir. Teresa Clark vakasında ellerinde hiçbir kanıt yoktur. Eklin Mekşeri'ye gelince. Memur Eccles'ın iki seçeneği vardır. Vajinadan alınan sıvı örnekleri ve Caitlin'in tırnaklarından alınan doku örnekleri. Tırnak örneklerinden DNA örneği bulabilme şansı neredeyse yoktur. O yüzden Eccles sıvı örneğini test etmeye karar verir. Tek sorun şuydu. O tarihte sıvıdaki spermi tespit edebilmek için boya kullanılmıştı. Bu da DNA'yı yok etmişti. Yani Mekşeri vakasında DNA örneği bulamamıştık. 6 yıl daha geçer. Memur Eccles başka bir cinayet vakası üstünde çalışırken çok yeni bir DNA profilleme teknolojisiyle karşılaşır. Bu teknik özellikle eski vakalar için geliştirilmiştir. Hemen Illinois Devlet Polisi'nde DNA Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü olan William Frank'e ulaşır. DNA analizinden önce tırnak içindeki kalıntıların biyolojik bulgularının incelenmesi geçersizdi. Bazen tırnak içlerinde giysi lifleri ya da saldırgana ait bu kişinin giysilerine ilişkin başka kalıntılar olurdu yani biyolojik bulgular bir şey işaret etmeyebilirdi ama bazen lif analizi sayesinde tırnak içi analizleri işe yarayabilir. Eğer başarılı olursa bu adli tıp açısından büyük bir başarı olacaktır. O zamana kadar DNA analizi STR analizi denilen bir prosedüre dayanmaktadır ve bu işlem her zaman işe yaramamaktadır. Çevresel faktörlere maruz kalan örneklerde analiz yapılacak DNA örneği gitgide kısalır. Çünkü DNA örnekleri gitgide daha küçük parçalara bölünür. O yüzden zaman içinde DNA parçaları artık STR analizinin mümkün olmayacağı kadar küçülür çünkü uzunluğu çok azdır. Rankin bir fikri vardır. Belki de Ketlin McSherry'nin tırnak içinden alınan örnekler, birkaç sene önce ölçülemeyecek kadar kısa DNA'lar taşısa da yine de minimum miktarda DNA örneği mevcut olabilir. Ve bu DNA yeni bir mini lif sistemiyle test edilebilir. Renk bu sancılı süreci denemeye karar verir. Hemen Frank'in dikkatini çeken bir şey olur. Doku örneklerinde iki farklı insana ait DNA örnekleri vardır. Ve XY kromozomunun varlığı nedeniyle birinin erkek olduğu bellidir. Peki bu örnek John Paul Phillips'te eşleşecek midir? Rank mini CTR sistemini teste tabi tutar. Bu vaka 30 yıldan eski olduğundan standart CTR analizinin uygun olmadığına karar verdik. O yüzden de kısa parçaları görmek için mini CTR analizini tercih ettik. 8 Şubat 2008. Merak içindeki memur Eccles 32 yıl boyunca beklediği bilgiye ulaşır. Frank'le telefonda konuştuk ve bana John Paul Flips'in DNA örneklerini, Caitlin McSherry'nin tırnağının içinde bulduğunu söyledi. Çok heyecanlı bir andı. Çünkü çok güzel bir kadın olan Caitlin McSherry'nin öldürülmesinden 32 yıl sonra sonunda belirgin kanıtlarla katilin John Paul Phillips olduğunu söyleyebilmiştik. Dedektiflerin elinde artık John Paul Phillips'in Caitlin McSherry'i öldürdüğüne dair kesin bir kanıt vardır. Teresa Clark'a gelince, polis 1984'teki hapishane itirafına ve iki suç arasındaki çarpıcı benzerliklere dayanarak o cinayetten de Phillips'i suçlu tutmaktadır. Her iki vakada sonunda kapanır. Bu vakalarda ailelere bir sonuç sunabilmek çok önemlidir. Ve dedektifler için mevcut ileri teknoloji adli tıp olanakları olmaksızın tıpkı bu vakadaki gibi 32 yıl sonra sonunda çok uzun bir gizemi çözme şansını asla yakalayamazdık. Böyle bir şansımız olamazdı.